69 tane O neydi? yabancı tarihçi New York Times'a ve Washington Post'a bu işin soykırım olmadığı yönünde bir bildiri yayınladılar. Fakat daha sonra biz bu tarihçileri koruyamadık. Tabii tamamına terör eylemi ve sindirmeyle bugün McCarthy gibi bir iki tarihçi dışında Türkiye'nin tezlerine hak verecek kimse kalmadı. Bakın bu evi bombalandı diyor. Yani bu iş bilimle vesaireyle çözülecek bir mesele değil artık. Şimdi biraz önce de bahsettim. Bu mesele Osmanlı'nın meselesi değildir. Biz Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçısıyız. Hem resmi olarak hem anlaşmayla hem bayrağımızda hem devletimizde her türlü geleneğimizde Ermenilerin tekrarlıyorum soykırım dedikleri tez 1915 içermiyor. 1915-23 diyorlar. Milli mücadeleyi de bunun bir parçası olarak katıyorlar. Ki milli mücadelede biz Ermenilere karşı masum insanları koruduk. Urfa'da, Antep'te, Van'da. Yani burada hiçbir zaman için bu 27 Mayıs 1915'te kalmaz. Burada tekrarlıyorum 2005 yılında bunu çok basitleştirerek ya işte bir özür dileyelim, özür dilesek ne olur vesaire boyutunu indirdiler. Bu böyle değildir. Buradaki mesele şudur. Biz katil dedelerin torunları değiliz. Biz dünyanın şerefli milletlerinden birisiyiz. Biz temiz bir milletiz. Bunun en iyi örneklerinden birisi şudur. O dönemde Ermenileri başka bir yere tehcir etmiyorsunuz. Kendi ülkenizin başka bir toprağına gönderiyorsunuz ve kendi ülkenize gönderirken yaşanan acılar üzerine kendi devlet görevlerinizi yargılıyorsunuz. Şimdi burada tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin izleyeceği tutuma karşı Türkiye'nin yapacağı birçok hadise var. Bunu devlet adamları bilir, diplomatlar bilir. Çok sert önlemler de alırsınız, köprüler de atabilirsiniz. İlişkileri anlaşmazlık boyutunda yönetebilirsiniz de. Ben bir tarihçi olarak şunu öneriyorum. Bakın bu biz senelerden beri hep ne diyoruz? İşte siz Kızılderilileri katlettiniz, siz Fransa'da şunu yaptınız, Cezayir'de bunu yaptınız. Bunların çoğu ders kitaplarına girmedi. Biz bunların bir kısmını ben kendi yazdığım kitaplara koydum. Mesela yapılacak ilk iş şudur ya. Bütün tarih ders kitaplarına Amerika ve Fransa başta olmak üzere Fransız ihtilalinden başlayarak ki milyonlarca insan öldürülmüştür. Sırf kral taraftarı ve diye. Aynı şekilde Amerika kıtasında 100 milyon civarında yerli yok edilmiştir. Cezayir'deki Ruanda'da yapılan. Bunların ders kitaplarına girmesi lazım. Bakın yapılacak basit bir şeydir. Onlar koyuyorlarsa ders kitaplarına siz de oradaki tarihi gerçekleri koyuyorsunuz. Onlar gerçekleri koymuyor, siz gerçekleri koyarsınız. Ama burada hadise şu. Burada siz istediğiniz kadar devam edin. Amerika Birleşik Devletleri kendi çıkarları ölçüsünde bunu kullanır aleyhiniz. Aranızın iyi olduğu dönemde kullanmaz. Herhangi bir size yönlendirme yapmak istediği zaman kullanır. Türk diplomasisi ve hukukçuları buna karşı hazırlıklarını yaparlar. Ama buradaki tekrarlıyorum. Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde hukuk ve adalet hiçbir zaman için bir dengele gitmez. Kendi ülkesinin çıkarına göre gider. Ya bunun en iyi örneği nedir? Size demokrasi diyor vesaire diyor. Dünyanın en diktatör devletleriyle içli dışlı işbirliği yapıyor. Herhangi bir sıkıntısı oluyor mu? Olmuyor. O devletin politikasıdır. O kendi iç işidir. Veya dış işidir. Ama bizim burada dediğimiz gibi kendi kozlarımızı elimize almamız lazım. Biraz önce Büyükelçilerin söylediği gibi önemli şeylerden birisi Kafkaslardır. Ki Kafkasya'da Azerbaycan'ın zaferi bana göre Kafkas tarihindeki önemli dönüm noktalarından birisidir ve Ermeni diasporasına da Ermenistan'a da vurulmuş büyük bir darbedir. Çünkü bir anda her şey alt üst oldu. Hiç beklenmeyen, onların beklemediği çok büyük bir zaferi Türkiye'nin desteğiyle Ermenistan'da kazandılar. Şimdi tabii iki boyut var. Şöyle düşünelim. Şimdi bakın bugün bizim yurt dışındaki vatandaşlarımız Almanya'da, Fransa'da üçüncü nesil yavaş yavaş asimile oluyor. Kimliğini kaybetme tehlikesi içinde olanlar var. Bunları siz de görüyorsunuz. 100 yıl geçmiş olmasına rağmen Ermeniler Fransa'da ve Amerika'da kimliklerini muhafaza ediyorlar. Neyle muhafaza ediyorlar? Sözde Ermeni soykırımı tezini kimliklerini yaşatma vasıtası olarak kullanıyorlar. Yani burada aynı zamanda bakın bugün 24 Nisan şu anda Ermeni diasporası çok büyük bağışlar alıyor. Yani bu bir geçim vasıtası olmuş. Ermenistan Türkiye ile ne zaman işbirliği yapmak istese
Diaspora buna karşı çıkıyor, bunu engelliyor. Çünkü onların yurt dışında Ermenistan'dan daha fazla Ermeni var. Onların da hayat tarzı, geçim kaynağı, Ermeni kimliğini yaşatma tarzları bu. Yani burada bu 1915'teki tehcire dayanarak Ermeni kimliğini yaşatıyorlar. İlginç bir şey de şudur. Yurt dışına gittiğinizde 3 nesil, 4 nesil geçmiş olmasına rağmen birçok Ermeninin hala Türkçe konuştuğunu görürsünüz. Yani özellikle birçok aile Türkçe'yi öğretiyor. Belki de şöyle bir amaçları var. Bunu bilmiyorum. Ben Suriye'ye gittiğimde Halep'te birçok Ermeniyle konuştum. Dedikleri şu, yani işte niye öğreniyorsunuz diyorsunuz Türkçe. Ya bilmiyorum. Babalarımız öğretti. Belki hala Anadolu'ya dönme hayalini bu Türkçe ile yaşatıyor. Ama burada şunu da söyleyeyim. Yine ben Suriye'de 2005 yılında gittiğimde Halep'te gördüğüm bir mesele. Osmanlı döneminden kalma tapuları bir manastırda topluyorlardı. Yani buradaki amaçları şu. Biz Türklerden bir tazminat alacağız. Tamamını alamasak bile biz bir kısmını alacağız diye onlar hazırlıklarını yapıyorlar. Ve bu konuda çalışmalarını yapıyorlar. Tabii bunun hukuki boyutu olmamasına rağmen yarın öbür gün Amerika'daki veya Fransa'daki bir mahkeme sizin aleyhinize karar verebilir. O böyle bir şeye karşı bizim hazırlık olmamız lazım. Sizin de elinizde kendi kozlarınız her zaman olacaktır. Bunları ona göre diplomasi ve hukukçularımızın tutması lazım. Ama tekrarlıyorum dediğim gibi buradaki iş hukuki ve adalet. Erhan Bey, araya giriyorum. Siz bir tarihçi olduğunuz için aynı zamanda. Şimdi bunun bir dediğiniz gibi karşılıklı kozlar, hukuki boyutu, çok açıkça siyasi boyutu, bir koza dönüştüğü çok belli. Ama bir yandan da insani bir boyutu var. Bizim içimizde tabii yaşayan binlerce Ermeni hala var. Kardeşçe yaşadık binlerce yıl ve o Ermeni çetelerden bağımsız bu sürecin tıpkı o dönemde Osmanlı'da Türklerin katledilmesi gibi katledilen Ermeniler var. Hayatını kaybedenler, büyük yıkım ve trajediler yaşayanlar var. Eminim ekran başında bizi izleyen izleyicilerimiz var bu konuyu dikkatle dinleyen ve kendi adlarına yani onların da varlığını hatırladığımızı duymaya ihtiyaçları var. Bunu galiba ayırmak, bunun altını çizmek çok önemli değil mi? Bütün bu siyasi konulardan bağımsız olarak bizim kendi ülkemiz mesela, adına bunun altını çizmemiz çok kıymetli değil mi böyle bu konuyu konuşurken? Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bir Türk'le Ermeni'nin, bir Rum'un, bir Yahudi'nin vatandaşlık olarak hiçbirinin birbirinden farkı yoktur. Hepsi eşit vatandaşlardır. Bakın ben 1980'li yıllarda ben Tokat'tayken rahmetli anneannemin Ermeni komşusu vardı. Mesela tehcirli herkes gitmiş değildi. Yani 1980'li yıllarda 2000 civarında Ermeni Tokat'ta hala yaşamaya devam ediyordu. Bunlar tehcire tabi tutulmayan kalan Ermeniler. Daha sonra Kayseri yine hocam. Evet, birçok yerde vardı. Şimdi burada hadise şu. Burada yine şu anda Türkiye'de hepimizin gördüğü kaçak olarak çalışan birçok Ermeni var. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da değil. Ve biz hiçbir zaman çıkmadık. Tabii 150 bin, çünkü, 150 bin olduğu söyleniyor hocam. Kim ve nefret bize yakışmaz. Az bir rakam yani değil. 150 bin kişi. Tabii biz, yani biz herhangi farklı bir millete karşı ırkçılık içinde olacak bir millet değiliz. Irkçılığı biz icat etmedik. Irkçılık Avrupa'da icat edildi. Yani biz burada her zaman için Ermenistan'a da elimizi, kolumuzu, kucağımızı açarız. Benim her zaman tezim şudur. Bölge devletleri Müslüman olsun veya olmasın, İşbirliği yapmadığı takdirde emperyalist devletler tarafından her zaman için kullanılacaktır. Ermenistan'ın Türkiye ile işbirliği yapma çıkarı vardır. Bakın Yunanistan için de aynıdır. Size basit bir örnek vereyim. Çok üst düzey bir Yunanlı konukla ben görüştüm. Bu daha sonra Mitsotakis'in yardımcılığında yaptı. Dedim ki iki ülkeyi çatıştırıyorlar ve iki ülkeye de silah satıyorlar. Bunu görmüyor musunuz? Haklısınız hocam dedi ama dedi siyaset. Yani iç ve dış siyaset dengeleri açısından aynı Ermenistan'da, Yunanistan'da bu izleniyor. Şimdi burada dediğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti geçmişte olduğu gibi günümüzde de din farkı göstermeden her türlü vatandaşına sahip çıkıyor. Göçmenlere de sahip çıkıyor. Bakın Suriye'den gelene de, Gürcistan'dan gelene de, Ermenistan'dan gelene de. Ve hiçbir zaman için biz farklı bir milleti kimliğinden dolayı suçlayan Almanların 2. Dünya Savaşı'nda yaptığı gibi bir milleti etnik temizliğe giden bir millet değiliz. Ve burada şunu da söyleyeyim arada. Ben özellikle son dönemde bu tür Ermeni tezlerinin ilerisinde Almanya'nın olduğunu